Buradan merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün size çözülmüş bir davadan bahsedeceğim. Ama videonun sonunda hiç de çözülmüş gibi hissetmeyeceksiniz. Mahkeme doğru karar vermiş olmasına rağmen. Ben şimdilik buraları hiç uzatmıyorum, hemen konuya başlıyorum. Richard John Bingham 18 Aralık 1934'te Londra'da dünyaya geliyor. Ailesi soylu bir aile. Babası kont ünvanına sahip ve babası hayatını kaybettiğinde bu ünvan Richard'a geçecek. Hem annesi hasta olduğu için hem de ailece sıcak ilişkilere çok da inanmadıkları için Richard bakıcılar tarafından büyütülüyor. 6 yaşına geldiğinde 2. Dünya Savaşı sebebiyle Amerika'ya gönderiliyorlar. Amerika'ya bir erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle beraber gidiyor. Ve Amerika'dayken onlarla ilgilenen kadın çok zengin bir kadın, milyoner. Eşi çok zenginmiş, bankacıymış. Hayatını kaybettikten sonra da bütün parası kadına kalmış. Çocukların bu yeni lüks hayata uyum sağlaması çok da uzun sürmüyor. 5 yıl Amerika'da kaldıktan sonra 1945 yılında tekrar İngiltere'ye dönüyorlar. Ve bu sefer uyum sağlamakta çok zorlanıyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Evet, ailesi varlıklı ama satın alınabilecek şeyler çok sınırlı. Yani mesela evlerinin üzerinde bulunduğu araziye bombalar düşmüş, evlerinin bütün camları patlamış, camları tamir ettirebilecek paraları var ama bu evlerinin 5 metre ötesine bomba düştüğü gerçeğini değiştirmiyor. Richard çok zorlanıyor uyum sağlamakta. Hatta o kadar tuhaf bir çocuk oluyor ki annesi onu psikiyatra götürmek zorunda hissediyor kendini. Bu zamanlarda normal karşılanan bir olay bu ama 1940'larda, 1950'lerde gerçekten bir probleminiz varsa aileniz sizi psikiyatra götürüyor. Mesela bu örnekte Richard'ın annesi onun psikopat olduğunu düşündüğü için götürmüş. Psikiyatr yaşadığı bütün problemlerin savaştan kaynaklandığını, bağlanma problemleri olduğunu, bir köpek almaları gerektiğini söylüyor ve onları gönderiyor. Richard, Eton Koleji'ne başladıktan sonra pahalı zevkler geliştiriyor. Kumar oynamaya başlıyor, pahalı arabalarla ilgileniyor, hızlı botlarla ilgileniyor. O kolejdeyken amcasına bir mektup yazmış ve mektupta şöyle bir cümle var. Parayla saadet olmaz diyenler ya çok aptallar ya da erişemeyecekleri ciğere mundar diyorlar. Yani ben biraz haklı buldum. Richard'ın karakter gelişimi bu kolej zamanlarında çok net görülüyor. Bütün aristokrat klişelerine uyuyor Richard. Playboy, poker seviyor, pahalı zevkleri var. Bir şeyleri çalışarak, emek vererek elde etmek ona göre değil. Her şey hazır sunulsun istiyor. Ciddi anlamda prestijli bir okulda okumasına rağmen derslerin çoğuna gitmiyor. 1953 yılında 19 yaşındayken askere çağırıyorlar. Sosyal statüsünden dolayı askerliğini elit Coldstream muhafızı olarak yapıyor. Coldstream muhafızı da böyle büyük siyah ayı postu şapkalar takan, kırmızı üniforma giyen kraliyet ailesinin muhafızları var ya onlar. Richard'ın ataları asker, çoğu cesaret madalyası almış ama Richard onlar gibi biri değil. Hiç alakası yok. Askeri disipline ayak uydurabilecek bir karakteri yok. Almanya'da yapıyor askerliğini ve askerliğini yaptığı 2 yıl boyunca kayak yapıyor, kızağa biniyor, poker oynuyor, bridge oynuyor. Orduda da bunlarla tanınıyor. Yani kısacası ayrıcalıklı biri olduğunun farkında ve bunu gösterebileceği her şey karakter özelliği yapmış. Askerdeyken William Shankit ile tanışıyorlar ve çok yakın arkadaş oluyorlar. Shankit de zengin biri ve daha da önemlisi eğer Richard kumar bağımlılığından dolayı maddi sıkıntılar yaşarsa ona yardımcı olabilecek biri. Askerden döndükten sonra bankada işe giriyor. Bir yandan kumara da devam ediyor. Kumarda maaşından çok daha fazlasını kazanma ihtimali olduğundan dolayı bir süre sonra işi bırakıyor. O ihtimal de şöyle bir ihtimal bu arada. Bir etkinlikte 2 gün süren bir oyun oynuyor Richard. Bu oyunu kazanıyor. Kazancı 20 bin pound. O zamanın parasını bu zamanın parasına çeviren bir internet sitesinden edindiğim bilgiye göre bugünün 560 bin doları. Bu oyunu kazandıktan sonra ona şanslı Lucan demeye başlıyorlar. 2 günde 560 bin dolar kazanınca da niye bir yıllık kazancımın 10 katını 2 günde kazanabiliyorken çalışmaya devam edeyim ki diye düşünmeye başlıyor. Ama bu işleri az çok bilirsiniz. Yani kumarhanelerin kâr ediyor olmalarının sebebi insanların kazandığından çok kaybediyor olması. Richard için de bu durum geçerli. Evet, belki bir oyunda 20 bin pound kazanıyor ama sonraki oyunlarda daha fazlasını kaybediyor. Ona şanslı Lucan denmesinde de bir istihza var. Totale baktığınızda sürekli para kaybediyor. Ve çevresinde hep onun gibi insanlar var. Kumar oynamayı seven zengin, elit tipler, üst sınıftanlar. Ama Richard onların arasında bile dikkat çeken biri. Uzun boylu, esmer, gür siyah bıyıkları olan,
Çok yakışıklı ve çok karizmatik biri. Ve bir şey diyeceğim. 2023 yılında şimdi fotoğraflara bakıp yakışıklı değil bu adam diye düşünebilirsiniz. Ama o zamanın estetik algısını düşünün. Richard o kadar yakışıklı, o kadar karizmatik bir adam ki James Bond rolünü oynaması için ona teklif götürüyorlar. Oyunculuk deneyimi olmadığı için reddediyor. Az önce dedim ya, Richard'ın askerde tanışıp çok yakın arkadaş olduğu biri var diye. William. William 1963 Ocak'ta evleniyor. Evlendiği kadının 26 yaşında bir kız kardeşi var, Veronica. Veronica modellik ve sekreterlik yapıyor o zamanlarda. Biraz içine kapanık bir kadın. Sessiz, sakin ve çabuk kaygılanan biri. Londra'ya ablasıyla beraber taşınmışlar. Ablası Ocak ayında William'la evleniyor. Veronica da Kasım ayında Richard'la evleniyor. Veronica'nın bir röportajı var. Açıklama kısmına onun linkini bırakırım. Evlilikleriyle alakalı bir şeyler anlatıyor röportajda ve ben çok üzüldüm ya. Diyor ki, ben ablamla ve William'la kalıyordum. Orada kalırken de Richard'ı gördüm. Diğer insanlardan farklı görünüyordu. Ablam biraz bahsetti, ailesinden bahsetti. Profesyonel kumar oyuncusu olduğundan bahsetti. Tanıştığımızda benden etkilenmiş gibi görünüyordu. Birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için birkaç kez yemeğe çıktık. Sonra bir gün evlenme teklif etti. Hiçbir şey demedim. Tekrar benimle evlenir misin diye sordu. Ben de evet evlenirim dedim. Artık ikimizin de evlenme yaşı gelmişti. Ben 26 yaşındaydım, Richard 29 yaşındaydı. Ve yıllar sonra bana sen evlendiğimizde çoktan yaşlanmıştın demeye başladı. Bak. Veronica bu evlilikte sessiz sakin olan taraf. Kararları genelde Richard veriyor. Veronica da bu kararları kabul ediyor. Yani mesela Veronica her akşam evde oturuyor tek başına ve Richard eski hayatına devam ediyor. Her gece kumarhanede, sosyal aktivitelerde, arkadaşlarıyla dışarıda. Beraber tatillere gidiyorlar. Dünyanın en güzel, en pahalı şehirlerine. Ve Veronica diyor ki, gördüğüm o muazzam şeylerden bile keyif alamıyordum. Çünkü bunu paylaşabileceğim hiç kimsem yoktu. Hiç iletişimimiz yoktu Richard'la. Yani bir şeyleri karı koca gibi değil de yan yana duran iki yalnız insan gibi yapıyorduk. Evlendikten sonraki bütün konuşmalarımızın toplamı evlenmeden önceki o 10 ayda konuştuklarımızdan daha azdır. Çünkü Richard... Ya bak... Çünkü Richard, evlenmenin amacının biriyle konuşmak zorunda kalmamak olduğunu düşünüyordu. Sakin. 21 Ocak 1964'te Richard'ın kont olan babası hayatını kaybediyor. Ve babasının vefat etmesiyle beraber Richard kont oluyor. Bu ünvan bir sürü ayrıcalık ve bir sürü para sağlayan bir ünvan. Richard, oradan aldığı bütün parayı kumara yatırıyor. Evlenmelerinden sonraki 6 yılda 3 çocukları oluyor. Bu onları çok sevindiren bir haber. Çünkü artık Richard kont olduğu için ona bir varis lazım. Bu varise ikinci çocukta ulaşıyorlar. Evlilikleri ilerledikçe aralarındaki sevgi daha da azalıyor. Bunun en iyi görüldüğü yerler Veronica'nın Richard'la beraber kumarhaneye gittiği zamanlar. Bir noktada Richard'ın sürekli gittiği kumarhanenin sahibi ona diyor ki gel krupiye ol. Ben de sana kasanın kazancından pay vereyim. Richard kabul ediyor bu teklifi. Her gece oraya gidip krupiyelik yapıyor. Veronica'nın anlattığına göre bu bir tık küçük düşürücü bir işmiş. Pek saygı göstermiyorlarmış. Bahşiş verirken çipleri önüne fırlatıyorlarmış. Ama bu Richard'ı rahatsız etmiyormuş. Kasa zarar etmeye başladığında artık bu oyunu oynatmamaya karar vermişler. Richard da işi bırakmak zorunda kalmış. Veronica'nın anlattığına göre her şey o zamanlarda kötüye gitmeye başlamış. Görevli olduğu zamanlarda o kadar alışmış ki her gece kumarhaneye gitmeye, işi bıraktıktan sonra da her gece gitmeye devam etmiş. Veronica da her gece gidiyormuş onunla. Veronica bir tık kaygıdan gidiyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını harcamasın diye. Biraz da sıkılmış artık her gece evde oturmaktan. Richard her gün dışarıda hayatını yaşıyor. İstediği her şeyi yapıyor. Ben evdeyim, çocuklara bakıyorum. Ben de çıkacağım demiş. Kumarhanede oyun masaları var. Erkekler orada oturuyorlar. Oyun oynuyorlar. Eşleri de başka masalarda oturuyor. Eşlerinin oturduğu masalara dullar masası deniyor. Erkekler oyun masalarında oyun oynarken eşleri dullar masasında muhabbet ediyorlar. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Veronica, Richard gibi ya da oradaki diğer insanlar gibi aristokrat sınıfından değil. Ortama pek uyum sağlayamıyor. Ama Veronica'nın yaşadığı hiçbir sıkıntı rahatsız etmiyor Richard'ı. Çünkü Richard şöyle düşünüyor. Onunla evlendiğim için bana minnettar olması lazım. Bunun ona yetmesi lazım. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ben Veronica'ya uyum sağlamak zorunda değilim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çok da sağlıklı bir ilişki dinamiği değil. Richard'ın her gece ailenin parasını riske atıyor olması gitgide daha da sinirlendiriyor Veronica'yı. Anksiyete ve depresyon için ilaçlar kullanıyor. Manik depresif teşhisi alıyor o sıralarda. Zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor. Ve 1973 Ocak'ta evlilikleri bitiyor.
Evden taşınıyor Richard. Çok da uzak olmayan bir yerde 5 odalı çok lüks bir daire tutuyor kendine. Ve zamanla Veronica'ya karşı nefret geliştiriyor. Bu nefretin en büyük sebebi çocukların velayet davaları ve Veronica'nın bu davalar sürecindeki duruşu. Ayrılmalarından sonra farklı bir kadın oluyor artık. Sessiz değil, çekingen değil, hak ettiği şeyleri alabilmek için savaşmaya hazır güçlü bir kadına dönüşüyor. Burada şunun da payı var tabii ki. Hak ettiği şeyler çocuklarının da hakkı olan şeyler. Yani artık onlar için de savaşması lazım. Veronica çocuklarının velayetini alabilmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Ama Richard da çocuklarının velayetini alabilmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Richard'ın yaptıkları sabotaj amaçlı hamleler. Veronica'nın anne olmaya uygun olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Mahkemede bunu kanıtlayabileceği deliller elde etmek için de özel dedektif tutuyor. Her gün, her dakika Veronica'yı takip ediyor. Sabahtan akşama kadar evlerinin önünde durup evi gözetliyor. Ya da gidip psikiyatrlarla konuşuyor. Veronica'nın akıl sağlığı yerinde değil raporu verir misiniz diye. Hiçbir doktor vermiyor bu raporu Allah'tan. Ve çok ilginç, Veronica o kadar iyi tanıyor ki Richard'ı. O kadar iyi biliyor ki ne yapacağını. Doktora gidip, bütün gerekli muayenelerden geçip, akıl sağlığı yerindedir raporu alıyor ve mahkemede bunu kanıt olarak sunuyor. Bir de Veronica'nın anlattığına göre Richard yanına gidip tartışma çıkarıyormuş, kavga çıkarıyormuş. Veronica sinirlendiğinde, küfür etmeye başladığında da ses kaydı alıyormuş ki mahkemede kullanabilsin. Bakın gördüğünüz gibi benim dediğim gibi bir kadın diyebilsin. Richard'ın nefretine sebep olan bir başka şey de Veronica'nın duruşmalardan birinde verdiği özel bir bilgi. Şimdi bunu çok açık anlatamayacağım ama Richard'ın nefretini tetikleyen ana sebeplerden biri olduğunu düşündükleri için üstü kapalı da olsa bahsetmek istiyorum. Veronica diyor ki, Richard'ın bazı rahatsız edici olarak nitelendirilebilecek davranışları oluyordu yatakta. Bazı sadistik eğilimleri vardı. Bu bilgi o zamanlarda skandal yaratabilecek bir bilgi. O yüzden Richard bu kadar sinirleniyor. Davanın sonunda çocukların velayetini Veronica'ya veriyorlar. Richard da iki tarafın avukat ücretlerini ödemek durumunda kalıyor. Yaklaşık 40 bin pound, yani bugünün 1 milyon dolarından fazla. Bir de mahkeme Veronica'nın bakıcı tutmasını zorunlu kılıyor, onun parasını da Richard ödeyecek. Birkaç bakıcı değiştirdikten sonra 1974 Eylül'de Sandra'yı işe alıyorlar. Sandra 16 Eylül 1945 Hampshire doğumlu. 2 yaşındayken ailece Avustralya'ya taşınıyorlar. 7 yıl orada kaldıktan sonra tekrar İngiltere'ye dönüyorlar. Sandra kuaförlük yapıyor, sekreterlik yapıyor, evleniyor ve 64 yılında anne oluyor. Ama eşinden ayrıldıktan sonra çocuğuna tek başına bakabilecek finansal stabiliteye sahip değil. Çocuğuna evlatlık vermeyi düşünüyor. Başka bir ailede belki daha güzel bir geleceği olabilir diye. Ama Sandra'nın ailesi bu seçeneğin riskli olabileceğinin farkında olduğu için çocuğu kendileri evlat edinmeyi öneriyorlar. Sandra bu öneriyi kabul ediyor. Çocuğunun velayetini ailesine veriyorlar. Yine kuaförlük yapmaya ya da sekreterlik yapmaya devam ediyor. Bir de bunların yanında çocuk bakıcılığı yapıyor. Sandra'nın çocuklarla arası o kadar iyi ki deneyimsiz olduğu zamanlarda bile bir problem yaratmıyor bu. Çok seviyor çocukları. Çok tatlı ve çok çalışkan bir kadın. 74 Eylül'de de Veronica'nın çocuklarına bakmaya başlıyor. O zamanlarda bir sevgilisi var Sandra'nın. Sevgilisinin haftalık izin günü Perşembe. Sandra da işe girerken bu şekilde anlaşıyor. O da izin gününü Perşembe olarak ayarlıyor ki o günü beraber geçirsinler. Sadece bir kez değiştiriyor izin gününü. Çünkü o hafta sevgilisi Perşembe günü değil, Çarşamba günü izinli. O yüzden de Sandra Perşembe olan izin gününü Çarşamba olarak değiştiriyor, Perşembe günü çalışıyor. O Perşembe günü, yani 7 Kasım 1974'te akşam saat 9'a doğru Veronica'nın yanına gidiyor. Veronica'nın bir rutini varmış. Her akşam saat 9'a doğru kendine çay yapıyormuş. Sonra da oturup haberleri izliyormuş. Her akşam. O Perşembe günü de Sandra Veronica'nın yanına gidip çayı bugün benim yapmamı ister misin diye soruyor. Veronica da kabul ediyor. Bu da çok sıradan bir şey. Çalıştığı zamanlarda çayı bazen Sandra yapıyor. Evin mutfağı bodrum katta. Sandra mutfağa iniyor ve ışığı yakmaya çalışıyor ama ışık yanmıyor. Düğmeye birkaç kez daha basıyor ama yine işe yaramıyor çünkü biri ampulü sökmüş. Mutfak bodrumda olduğu için pencere bile yok. İçerisi zifiri karanlık. Hiçbir şeyi göremiyor Sandra. Mutfakta duran Richard'ı da göremiyor. Richard metal bir boruyla Sandra'ya saldırıyor ve Sandra kısa süre içerisinde hayatını kaybediyor. Şurayı kısaca tekrar açıklamak istiyorum. Richard o gün Sandra'nın izinli olduğunu düşündüğü için Perşembe gününü seçmiş. Veronica o saatte çay yapmaya inecek diye o saatte mutfakta.
Ve mutfak zifiri karanlık. Yani Richard aslında Sandra'yı öldürdüğünün farkında değil. O Veronica'yı öldürdüğünü düşünüyor. Bir süre sonra Sandra hala gelmediği için Veronica endişelenip aşağı kata iniyor. Mutfağa inmiyor. Giriş kattan aşağıya doğru birkaç kez sesleniyor. Orada mısın, iyi misin diye. Ve mutfağa doğru seslendiği sırada o da aynı şekilde saldırıya uğruyor. Yine metal boruyla saldırıyor Richard. Bir süre sonra elindeki metal boruyu bırakıp Veronica'yı boğmaya başlıyor. Ve Veronica nasıl kurtuluyor biliyor musunuz? Richard'ı en savunmasız olduğu yerden tutup bütün gücüyle sıkıyor. Ve Richard oradan kaçmak zorunda kalıyor. Böyle kurtuluyor. Richard birazcık geri çekildiğinde anlıyor ona saldıran kişinin Richard olduğunu. Richard'ı gördüğünde Sandra'nın nerede olduğunu soruyor. Ve Richard onu öldürdüğünü söylüyor. Veronica diyor ki o an seçeneklerimin kısıtlı olduğunun farkındaydım. Kafama birçok darbe almıştım. Yüzüm kan içindeydi. Fiziksel olarak hiç iyi değildim. Ve Richard beni öldürmek için oradaydı. Sandra'nın bedenini nasıl saklayalım? Ya boşver, hiç arkadaşı yoktu zaten. Hiç kimse özlemez onu. Ben de yaralarım iyileşene kadar evden çıkmam. Hiç kimsenin bunu bilmesine gerek yok dedim. Richard da inandı. Beni yerden kaldırdı. Üst kata çıkardı. Yatak odama gittik. Yatak odama girdiğimizde en büyük kızımızla karşılaştık. Ona yatağa gitmesini söyledi. Ve beni yatağa yatırdı. Richard, uyku hapı almaya gönüllü olur musun diye soruyor. Veronica da olurum, ilaçları ve suyu getirir misin diye cevap veriyor. Richard suyu getirmek için banyoya girdiği anda Veronica koşarak kaçıyor evden. Sokağın sonunda o saatlerde açık olan bir pub var. Oraya gidiyor, yaşadığı her şeyi anlatıyor ve oradakiler polis çağırıyorlar. Polisler eve gittiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar tabii ki. Mutfakta Sandra'yı buluyorlar. Hem olay yerini incelediklerinde hem de evden alınan örnekleri incelediklerinde her şeyin tam olarak Veronica'nın anlattığı gibi olduğunu görüyorlar. Richard için tutuklama emri çıkartılıyor. Hava yolları ve deniz yolları kontrol ediliyor. Her yere gözetim yapmaları için ekipler yerleştiriliyor. Ama Richard karayolundan kaçmış bile. Önceki günlerde evi gözetlerken yakalanmasın diye bir arkadaşının arabasını ödünç almış. O arabayla kaçıyor. Evden çıktıktan sonra en yakındaki telefon kulübesine gidip annesini arıyor. Evde bir saldırı oldu, hemen gelebilir misin? Çocuklarla ilgilenebilir misin diye. Sonra da kumarhaneden tanıştığı bir arkadaşının evine gidiyor. Arkadaşı evde yok. Karısı içeri alıyor Richard'ı ve o kadına şöyle anlatıyor o günü. Evin önünden geçiyordum. Veronica'nın bir adamla mücadele ettiğini gördüm. Yardım etmek için eve girdim, hemen yanlarına koştum. Adam beni görünce kaçtı. Aslında ben Veronica'yı kurtarmak için oradaydım ama Veronica o adamı benim tuttuğumu söylüyordu, beni suçluyordu. Bu arada polisler bu ihtimali de araştırıyorlar ama bu ihtimalin doğru olma olasılığı çok düşük. Richard 2 saat boyunca bu kadının yanında kalıyor. Orada ne yapacağını planlıyor ve 2 mektup yazıyor. İkisi de William'a. Çok yakın arkadaşı olan ve Veronica'nın ablasıyla evli olan William'a. İlk mektupta sadece finansal konulardan bahsetmiş. İşte şuna borcun var ama ödemene gerek yok. Şunu sat, şunun borcunu öde gibi. Diğer mektupta da yaşanan olayları anlatıyor. Yine kendi perspektifinden anlatıyor bu arada. Ben masumum ama buna rağmen Veronica beni suçlayacak. Ve ben çocuklarımın babalarının bir katil olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Onlara iyi bak ve anlayacak yaşa geldiklerinde onlara paranoyanın ne olduğunu anlat. Yani diyor ki çocuklarıma paranoyanın ne olduğunu anlat ki annelerinin paranoyak olduğunu düşünsünler, ona güvenmesinler. Sonra tekrar arıyor annesini. Annesi gelmiş, çocukları almış, yanında da polis var. Telefondalarken annesi diyor ki yanımda polis var, onlarla konuşmak ister misin? Richard da hayır, şimdi konuşmak istemem. Ben zaten yarın sabah yanlarına gideceğim, o zaman konuşurum diyor ve telefonu kapatıyor. Polisler inanıyorlar ona. Herkesin beklentisi bu yönde. Yine en iyi avukatları tutmuştur, sabah gelir, ifadesini verir. Zaten zengin, zaten soylu, hiçbir şey olmaz. Ama Richard gitmiyor polis merkezine. O kumarhanede tanıştığı arkadaşının evine gitmişti ya, arkadaşı evde olmadığı için arkadaşının eşi içeri almıştı. Gece yarısı o evden de ayrılıyor. Saldırılardan 5 saat sonra ayrılıyor evden. Ve saldırılardan 5 saat sonra Richard kayıplara karışıyor. Bir tek şöyle bir şey var. Dedim ya arkadaşının arabasını ödünç almış, onunla kaçıyor diye. O arkadaşına bir mektup yazmış. Bu yazdığı 3. mektup. Ama o mektubu nerede yazdı, ne zaman yazdı, ne zaman postaladı bunlar bilinmiyor. Mektupta demiş ki ayrıntılarla seni hiç sıkmayayım. Ama eğer çocuklarımla karşılaşırsam onlara beni tanıdığını söyle. Onlara önemsediğim tek şeyin çocuklarım olduğunu söyle. Richard'ın yazdığı bu mektupları inceliyor polisler. Mektuplarda az miktarda kan örneklerine rastlıyorlar. Hem Sandra'nın hem Veronica'nın. Saldırılardan 3 gün sonra Richard'ın kaçarken kullandığı arabayı terk edilmiş halde buluyorlar.
Arabada da kan örneklerine rastlıyorlar. Yani %100 emin değiller o kan örnekleri kime ait. Çünkü o zamanlarda henüz DNA teknolojisi bugünkü kadar gelişmemiş. Sadece kan gruplarını bulabiliyorlar. Evde hem A grubunu hem B grubunu bulmuşlardı. Arabada da aynı grupları buluyorlar. Olay yerinde de bulunan küçük kumaş parçaları buluyorlar. Kadınların kıyafetleriyle uyumlu kumaş parçaları bunlar. Bir vodka şişesi buluyorlar. Richard alkolik. Ve son olarak saldırılarda kullanılan metal borunun aynısını buluyorlar. Bu borular aynı materyal, aynı model. Muhtemelen iç içe geçmiş haldelerdi. Eve girmeden önce onları ayırıp bir parçasını yanında götürdü, bir parçasını arabada bıraktı. Sandra'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olan resmi soruşturma olaydan 7 ay sonra başlıyor. Mahkeme totalde 4 gün sürüyor. Richard'ı cinayetten suçlu buluyorlar. Ama Richard'ın nerede olduğu bilinmediği için, hiç kimsenin hiçbir fikri olmadığı için onu hapse atamıyorlar. Richard'a ne olduğunu hiç kimse bilmiyor ama bazı teoriler ve bazı yorumlar var. Onlardan bahsedeceğim biraz. Richard'ın kayıplara karışmasından sonra onu gördüğünü iddia eden bir sürü insan oluyor. Dünyanın dört bir yanından ihbarlar geliyor. Hepsini araştırıyorlar. Ona benzeyen insanları bile sorguluyorlar. Richard'a benzeyen yüzden fazla insanı sorguluyorlar. Belki estetik yaptırmıştır, belki görüntüsünü birazcık değiştirmiştir diye. Ama hiçbir şey bulamıyorlar. Başka bir ülkeye kaçıp kendine yeni bir hayat kurmuş olabilir. Eğer böyle bir şey yapmak isterse ona yardımcı olabilecek nüfuslu, zengin arkadaşları var. Ama burada çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Bir şey anlatacağım size. Richard kaybolduktan sonra o nüfuslu, zengin arkadaşlarıyla röportajlar yapılıyor. Birincisi, yok biz onun yaptığına inanmıyoruz diyorlar. İkincisi de, bu çok tuhaf geliyor bana. Diyorlar ki, eğer gelip bizden yardım istemiş olsaydı kesinlikle yardım ederdik. Yardım etmeyecek birine zaten arkadaş denmez. Eğer beni saklayın demiş olsaydı saklardık. Arkadaşlarının bu yorumları insanlara şunu düşündürüyor. Yüksek ihtimalle gitti yardım istedi, onlar da yardım ettiler. Bu yüzden de hiç kimseye bilgi vermeyecekler. Eğer bilgi verirlerse onların da başı belaya girer. Yardım ve yataklık bir suç sonuçta. Ama bana biraz şöyle geldi. Eğer normalde görünmesini istemeyeceğiniz bir noktayı ısrarla gösteriyorsanız, bence bunun sebebi görünmesini istemediğiniz daha riskli bir noktayı saklamak. İnsanları oraya bakmasınlar diye başka bir yere yönlendirmek. Biz Richard'ı o kadar seviyoruz ki biz onun için her şeyi yaparız demeleri bana biraz şeyi düşündürdü. Ya acaba öldürmüş olabilirler mi? Çünkü bakın Richard'ın arkadaşlarından biri o kadar zengin bir adam ki evinde özel hayvanat bahçesi var. Goriliyle oynarken, kaplanıyla oynarken videoları var. Ya ben sanmıyorum bir insanın bu kadar parayı sadece legal yollarla kazanabileceğini. Ya da arkadaşlarından bazıları tefeci. Yani bir gün polisin karşısına geçtiğinde cezasını hafifletmek için anlatabileceği çok fazla hikayesi var Richard'ın. Konu parasını ya da özgürlüğünü kaybetmek olduğunda hiç kimseye %100 güvenmez bana kalırsa. Ve teorilerden birisi de bu. Bulunamadı çünkü öldürüldü. Bir diğer teori kendi canını almış olması. Diyorlar ki belki de özel yatıyla açıldı ve kendini sulara bıraktı. Bu teorinin üzerinde bu kadar duruluyor olmasının sebebi Veronica'nın bu teoriyi destekliyor olması. Veronica o bahsettiğim röportajda diyor ki yazdığı son mektup bana çok manidar geldi. Eğer birine çocuklarıma şunu anlat, çocuklarıma bunu anlat, umarım çocuklarımla karşılaşırsın gibi şeyler söylüyorsan çocuklarınla bir daha karşılaşmayacağına emin olman lazım. Onları bir daha göremeyeceğini düşündüğün için başka birisine bu görevi veriyorsundur. Bunlar sanki bana son sözleri gibi geldi. O yüzden Richard'ın hayatta olduğunu düşünmüyorum diyor. Bir de şu var. Eğer Richard'ın bedeni bulunursa eşine maaş bağlanıyor. Ama eğer bulunamazsa öldüğü kanıtlanamadığı için eşi o maaşı alamıyor. Eğer gerçekten kendi canını almaya karar verdiyse bunu asla bulunamayacağı bir yoldan yapmış olması çok mantıklı. Ama yine aynı sebepten dolayı öldüğü kanıtlanamadığı için oğlu kont ünvanını alamıyor. Son görülmesinden 25 yıl sonra 99 Ekim'de resmi olarak öldü kabul ediliyor ama ölüm sertifikası çıkartmıyorlar. Öldüğünü gösteren somut bir kanıt ortaya çıkana kadar da bu sertifikanın çıkartılmayacağını söylüyorlar. 2016 yılında çıkartıyorlar. 2016 yılında oğlu George kont ünvanını ve bu ünvanla gelen parayı alıyor. George'un da bir röportajını izledim. Bu tamamen benim insanlara olan güvensizliğim de olabilir. Ama George o kadar içten, o kadar samimi, o kadar dürüst biri ki rol yapmıyor olma ihtimali yok. Her halinden nasıl bir sahtekar olduğu belli. Her söylediği şey yalan, her söylediği şey manipülasyon. 2016 yılında Sandra'nın ailesine bir mesaj yollamış
Kaybınız için gerçekten çok üzgünüz. Kimin yaptığını bilemesek de diye. O kadar iyi biliyorsun ki kimin yaptığını. Seni küçük kont. O kadar iyi biliyorsun ki. O ünvanına gölge düşmesin diye çıkıp konuşmuyorsun. O kadar farkındasın ki her şeyin. Hiç sevmedim. Babası kılıklı. Neyse. Birkaç ay önce 2022 Kasım'da Hasan Ugail, bir bilgisayar mühendisi, Richard'ı bulduğunu iddia ediyor. Bir çalışma yürütülmüş. Çalışmayı da Hasan ve Sandra'nın oğlu beraber yürütmüşler. Hatırladınız mı Sandra'nın oğlunu? Maddi olarak ona bakamayacağı için ailesine evlatlık vermişti. O. Bu bilgisayar mühendisi daha önce fotoğraf analizleri ve yapay zeka fotoğraf karşılaştırma teknolojileri kullanarak çözülememiş cinayetleri çözmüş. İddia ettiğine göre Richard Avustralya'daki bir Budist topluluğunda yaşıyormuş. Richard'ın ve Richard olduğunu iddia ettiği kişinin bir sürü fotoğrafını yapay zeka yüz tanıma programında karşılaştırıyorlar ve hepsi birbiriyle uyuşuyor. Hepsi eşleşiyor. Böyle bir iddia var. Benim bu konudaki bilgim aşırı yüzeysel. Yani bu şu an söyleyeceğim şeyi bir bilgi olarak algılamayın. Bu sadece benim düşündüğüm şey. Kulağın bazı özellikleri vardır. Kulağın bazı yapıları değişmez. Genetiktir. Ve ben bu iki fotoğraf arasında kulağın değiştiğini düşünüyorum. Bence bu insanların kulakları farklı. Tekrar söylüyorum, hiç anladığım bir konu değil. Son olarak azıcık Veronica'dan bahsedeceğim. Saldırılardan sonra ve Richard kayıplara karıştıktan sonra Veronica sadece ilaçlarla ayakta durabiliyor. Ve zamanla antidepresana bağımlı hale geliyor. Hayatına aktif olarak devam edebilecek bir kapasitede değil. Bu sebeple de çocukların velayetini ablasına veriyorlar. Zaman içinde çocuklarla bütün ilişkileri kopuyor ve bir daha hiç görüşmüyorlar. Neredeyse 30 yıl boyunca. Diyor ki, hayatta hep bir ailem olsun istemiştim. Benimleyken mutlu olan bir aile istedim. Ama ailemi kaybettim. Bunun sebebi benim için hep bir gizem olarak kalacak. O bahsettiğim röportajda hayatta bir pişmanlığınız var mı diye soruyorlar Veronica'ya. Veronica da beni üzen tek şey benim evliliğimin Sandra'nın hayatına mal olmuş olması. Bunu değiştirmek için elimden hiçbir şey gelmiyor. Elimden gelen tek şey Sandra'yı unutmamak ve ben de unutmuyorum diyor. Veronica 2017 yılında 80 yaşındayken yüksek dozda ilaç ve alkol alarak hayatına son veriyor. Bu konuda hep şundan bahsedildi. Richard'ın zengin olması ve kayıplara karışmış olması çok ilgi çekici, çok gizemli. Bu sebeple de hep bundan bahsedilmiş. Televizyon programlarında da, gazetelerde de hep bundan bahsetmişler. Ortada bir cinayet olması ikinci planda kalmış. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Cinayetten bahseden haberlerde Kont Richard'ın öldürdüğü bakıcı diye geçiyor. Yani bazı haberlerde Sandra'nın adını bile kullanmıyorlar. Richard'la ilgili birçok kaynak bulabilirsiniz ama Sandra ile ilgili bulabileceğiniz kaynaklar sınırlı. Az araştırma yapılmış çünkü. Az araştırma yapılmasının sebebi de bunun insanların ilgisini çekmiyor olması. Ve bu çok üzücü geliyor bana. Çok istedim Richard'la ilgili bulabildiğim kadar bilgiyi, Sandra ile ilgili de bulabilmeyi. Ama dediğim gibi ciddi anlamda az kaynak var. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bak burada notlarıma dedim ki, eğer enerjin kalırsa ne olur açıklama yap. Enerjim var, o yüzden açıklama yapacağım. Şöyle bir şey oldu. Diğer kanalda aslında ben bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım ama burada da kısaca anlatayım. İş yükümle alakalı bir şeyler değişti hayatımda. Ve böyle odaklanmam gereken birkaç bir şey oldu. O yüzden bir süredir buraya çok odaklanamamıştım. İş yüküm şu an bayağı azaldı. Yani geçtiğimiz aylarda olandan çok daha az şu an. Burayı daha düzenli kullanabilirim artık. Daha istikrarlı olabileceğimi düşünüyorum. Sadece son birkaç bir şey kaldı. Son birkaç dosya teslim edeceğim. Bir şeyleri yoluna koyacağım. Bir şeylerin programını yapacağım. Sonra tekrar yine aynı istikrarla devam edeceğim. Aynı istikrar da çok ayıp gibi geliyor. Hayır, istikrarlı bir şekilde devam edeceğim. Çok az kaldı. Azıcık bu. Bir hafta falan sonra muhtemelen başlayabilirim. Buna inanmak istiyorum. Bu süreçteki endişeleriniz için de çok teşekkür ederim ve çok özür dilerim. Başıma bir şey geldiğini düşünen bir sürü insan oldu. Yok, işlerimi yetiştiremiyorum sadece. Başka bir şey diyeceğim mi? Hala takipten çıkmayanlara çok teşekkür ederim, onu söyleyeyim. Çünkü çıkan bir sürü insan oldu. Hala buradaysanız teşekkür ederim. Sizi ayrı bir seviyorum.